yolculuk bir hayalle başlar. Ve bizim hikayemiz de tam olarak böyle başladı. Bu topraklara olan minnet borcunu ödemek üzere küçük bir odada büyük hayaller kuran bir grup mühendis ve doktor olarak kollarımızı sıvadık ve çalışmaya başladık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın Tekno Girişim Sermayesi desteğiyle kurduğumuz şirketimizle amacımız sağlık teknolojilerindeki en zor cihazlardan birini tamamen yerli ve milli olarak bu topraklarda geliştirmekti. O zamanlar sadece zor bir hayal gibi görünen fikirlerimiz zamanla gerçeğe dönüşmeye başladı. 2013 yılında geliştirdiğimiz ilk prototip hedeflerimize bizi bir adım daha yaklaştırırken önümüzde daha pek çok engel ve zorluk olduğunu da göstermiş oldu. İkinci prototipimizle mekanik, yazılım, solunum fizyolojisi ve daha pek çok alanda sayısız geliştirmeler yaptık. Çıkan engeller gitmek istediğimiz hedefte bizi pes ettirmeye yetmedi. Büyük bir azim ve istekle yıllar süren çalışmalar sonunda ilk sonuçları görmeye başlamıştık. Ancak sağlık teknolojilerinde milli bağımsızlık için daha iyisini geliştirebileceğimizi düşünerek 3. versiyonumuz için çalışmaya başladık. 5 yıllık çalışmanın sonucunda Doçent Doktor Murat Erdoğan, Doktor Gökhan Celbek ve Elektrik Elektronik Mühendisi Cemal Erdoğan'ın kurduğu Biosis, devletimizin desteği ve milletimizin bize verdiği güçle Türkiye'nin ilk ve tek yoğun bakım tipi solunum cihazını 2017 yılında geliştirmeyi başardı. Sağlık teknolojilerindeki milli bağımsızlığımız için attığımız bu adımın önemini COVID-19 pandemisi döneminde bir kez daha anladık. Tüm dünyada kıymetli hale gelen ve sınırlı sayıda şirketin taleplere yetişemediği bu dönemde Türkiye'nin kendi geliştirdiği teknolojisi vardı. Şu anda yerli ve milli olmak üzere 100 adet ventilatörü ülkemizde hamdolsun işte ekranda da gördüğümüz bu kadro üretmiş vaziyette. İnşallah Mayıs sonuna kadar verdikleri söz şu, ayda 5.000. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla Sağlık Bakanlığımızın koordinasyonu, Baykar, Arçelik ve Aselsan'ın destek ve çabaları sonucunda 3 ay içinde 5.000 adet BioVent solunum cihazı tüm Türkiye'de kahraman sağlık çalışanlarımıza destek olmak için gönderildi. Geliştirdiğimiz teknoloji yüz binlerce vatandaşımıza nefes olurken 40'tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Pandemi döneminde rakiplerimizin parasıyla dahi cihaz satamadığı Afrika ülkelerine Cumhurbaşkanımızın önderliğinde onlarca cihazımızı hibe ettik. Pandemi bize sağlık teknolojilerindeki bilgi birikimin ve bağımsızlığın ne kadar önemli olduğunu çok yakından gösterdi. Bu nedenle sadece solunum cihazlarıyla sınırlı kalmayıp insan sağlığına dokunacak daha birçok sağlık teknolojisini yerli ve milli imkanlarla tasarlamak ve üretmek için yola çıktık. Son 3 yılda Türkiye'de teknolojiyi insanlığın hizmetine sunmak, bölgesel istihdama ve kalkınmaya katkıda bulunmak, umut, iyilik ve gelecek için bir sembol olmak adına yeni projeler üzerinde çalışmaya başladık. Bugün Türkiye'de ilk defa yerli ve milli olarak üretilen yeni cihazlarımızla tüm dünyada öncü bir marka olma hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz. İki doktor ve bir mühendisin yıllar boyu çalışması ve emeği sonucu bugün 8.000 metrekarelik alanıyla Türkiye'nin ilk ve tek yüksek teknoloji tıbbi cihaz fabrikasının açılışıyla bir hayalin gerçekleştiğine şahitlik ediyoruz. Biosis olarak yerli ve milli imkanlarla sağlık teknolojisi ihtiyaçlarını karşılarken dünyaya yüksek teknoloji ihracatı yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yolculuk sadece bir başlangıç. Gelecekte insanlığın hizmetine daha fazla yenilik sunmak, daha fazla hayata dokunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz Biosis olarak inanıyoruz ki gerçek zafer, dünyayı daha yaşanabilir, daha sağlıklı bir yer haline getirmektir. Ve bu zafer hepimizin.